Ben sohbet etmeye geldim. Konuşacağım bir konu yok. Muhabbet edeceğim. Sorunuz varsa sorun diye. Ben maalesef 5'te işten çıkabildiğim için son iki sunuma yetişebildim. O yüzden diğer sunum, yani İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden, Galatasaray ve İTÜ'den özür diliyorum. ODTÜ'nün sonuna ve Özyeğin team'e yetişebildim. Kusuruma bakmayın. Var mı soracağınız bir şeyler? Hayat nasıl gidiyor? Sizin anlattıklarınıza göre biraz değişiklikler. Mesela Özyeğin 22 almıştı. Bugün 29.6. En son baktığımda öyleydi, değişmediyse. O %52'nin yarıdan fazlasını o dönemde alan olduysa cebine koydu. Birkaç parametre çok değişti. İnşallah iş portföy şey yapmış, staj teklif etmiş. Biz de yapacağız. Artı yanında. Bizim 5 Mart'ta bu yıllık rakamları açıklayacağımız bir conference call'umuz var. Bütün institution investor'lar katılacak. Nur Hanım size onun telefonunu paylaşır. Hepiniz, tüm yarışmacılar, 5 üniversitenin öğrencileri ve akademisyenler de o toplantıya katılıp dinleyebilir. Çok güzel oluyor. En azından gerçek bu işi yapanlar ya da sizlerin gelecekte olacağınız pozisyonlar nasıl sorular soruyor, neler soruyor, şirket neyi nasıl anlatıyor, bunları dinleme şansınız olacak. Ona göre siz de yaparsınız. Stajda veriyor muyuz Barbaros Bey? Kimlere veriyoruz? Şimdi iş portföy ev sahipliği avantajını alarak kazanana vermiş. Kaç kişi var takım? Hayır, toplam takımlar kaç kişi? 25. 25. 5'i kaç kişiydi birinci olan? Ortalama 5 kişi mi her takım? Birinci olan 5 kişi ise 20 kişi kalıyor. Bu yaz mı istiyor herkes? Hayır. Aynı ayda olmazsa yayabiliriz. Bir de ne kadar istersiniz? 15 gün. Bir ay olursa maliyeti çok yüksek. Şimdi açık söylüyorum, gönüllü staj değil bu. Size belli bir asgari ücret vermemiz lazım. SGK'lı yapmamız lazım. Low cost'uz, acıyın bize. Efendim hocam? Tamam, ot yırttı. İzmir Ekonomi ne yapıyor hocam? Açık arttırmayı açtık. Ödüyor mu? Onu da kazandı. 10 kişi, tamam. Tamam. Siz Nur Hanım'la yazışırsanız o staj işini ayarlarız. Madem iş portföyü yolu açtı, biz bir de üstüne 20 kişiye staj diyelim. Bir de 5 Mart'ı unutmayın. O yüzden heyecanınız var mı? Tatavayı keseyim mi? Yok, söyleyeyim. Yani sahne 3 saat konuşabiliyorum ben. Geçen hafta Adana'da şeye davetliydim. Ben Mersinli olduğum için Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2 saat konuştum nonstop. İnanamadılar, konuşamaz zannettiler. Konuştum ama. Evet, sonucu açıklayalım mı Sayın Jüri? Bir kere teşekkür ediyoruz sizlere. Gerçekten çok güzel ve öğretici sorular sordunuz. Ben sizlerin yerinde olsam, buradaki meslek büyüklerimizden gelecekte bu mesleği yapmak istiyorsanız öğrenirdim. Çünkü gelen sorular hayatta karşılaşacağınız, eğer bir yatırım analisti olacaksınız ya da herhangi bir şekilde, benim eski mesleğim çünkü Tevfik Bey'le oradan tanışırız, Türk hisselerini yurt dışına satmaktı bankacıyken, fi tarihinde, sizler daha doğmamışken. Öyle de acı bir durum. Öyle abi, 93. Sizler kaç doğumlusunuz gençler? 96 abi. Ben 96'da, 97'de Sabancı Holding'e geçtim, şu yandaki kulelere. 93-97 yapmıştım o işi. O nedenle bu sorular gerçekten geliyor ve yatırımcılar çok daha sert, çok daha acımasız. Ve bir kere hakkınız var. Mesela hisse senedi satarken o soruya vakı neye göre aldın dediğinde cevabı veremezsen ya da verdiğin cevap karşı tarafı tatmin etmezse, bizim morning call'larımız olurdu özellikle Avrupa'yla, bir daha telefonuna çıkmazlar ya da senin telefona katılmana izin vermezler.
O kadar gaddar, o kadar acımasız. Yani adama 100 iş yaparsın, 100'ünde para kazandırırsın, bir kere kaybettir, bitti, siler seni. O kadar gaddar. Yani bu piyasalar. O yüzden hep yarışa hazır bir atlet kıvamında ve her zaman 100 metre nefesiyle maraton koşmanız gerekiyor. Yani 100 metre nefesi çok hızlıdır. Acayip bir depar vardır. Ama içinde bulunduğunuz hayat bir maraton. Hep maraton koşmanız lazım. Pes etmemek lazım. Ya yani o şeyde red face derler tabir olarak. Suratınızın biraz kırmızı olması lazım. Benim suratıma çok telefon kapandı. Anıyı anlatıp birinciyi açıklayalım isterseniz. Bir gün bir Amerikalı hedge fund, o zaman hedge fundlar yeni çıkmış. Amerikalı bir hedge fund'a gittik işte New York'ta. Adamlar kar hani işte baktılar falan. Demir yatırımda çalışıyorum o zaman. Tamam mamam dediler. Ben sizi ararım dedim işte sık sık bilgi veririm. Bir gün aradım ben adamı. Adam açtı o kadar samimi konuşuyor ki benimle. Hiç beklemiyordum telefona çıkacağını. Sallayacak diyordum. Buddy dedi, I appreciate what you have done to me. The golf was superb falan. Sonra düştü jeton. Mehmet Kutman'ı zannetmiş. Biz o zaman öyle bir şey değil. Biz babayı arıyoruz. İşte şu hisse var, şu rapor çıktı, şunu yapıyoruz. Mehmet Bey adamı almış Antalya'da golf oynattırmış, ağırlamış etmiş. Hayatında farklı bir boyutu olduğunu görüyorsunuz. O yüzden yani Miller ve Modigliani'yi duydunuz mu? Evet. Efficient Market Hypothesis. Yani o Efficient Market Hypothesis enteresandır. Evet, sayın bakalım üçten geriye. Söyleyin başkanım. Oo. Pilot olmak isteyenler el kaldırsın. Abi geç kusura bakma. Gürman Bey'i alabiliriz ama sizi alamıyoruz. Oğuz Bey'in de babasıyla ben çalıştım. Tabii Emlak Bankası. Tabii tabii. Çetin Bey, Allah rahmet eylesin. Ben 88-93 Emlak Bankası benim. İlk işe girişim oradır. Ben genel müdürlükteydim. Sonra yok. Organizasyon Metot Müdürlüğü. Sonra iktidar değişti. Doğru yol geldi. Ben o sıra master'daydım yurt dışında. Beni gıyabımda Karaköy Şubesi'ne sürmüşler. Çünkü eskiden öyle bir şey vardı devlet bankalarında. İktidar değişip yeni bir yönetim geldiğinde şaka demiyorum. Çaycısından şoförüne kadar genel müdürlük ve şube müdürleri değişirdi. 420 şubemiz vardı. Ben 3-4 genel müdür gördüm. Her seferinde şube müdürleri değişirdi. Genel müdür de çaycı değişirdi. Enteresan bir hayat. Şimdi geçen gün ben her salı günü bizde yenileme eğitimleri var. Reklam olmasın ama Özyeğin Üniversitesi ile biz ortak bir çalışma yapıyoruz. Oradan mezun arkadaşlarımız direktman geliyorlar. Normalde bir üniversite mezunları ki şimdi ilk kadet programımızı başlattık. 2 yıllık bir program. 2 yıl havacılık eğitimi almak zorunda. Ama buradaki bölüm o havacılık eğitimini verdiği için direkt bize TRT dediğimiz Type Rating Training'e geliyorlar. Yani bir Boeing ya da Airbus pilotu olmak için o zaman bizim ihtiyacımız ve eğer fırsat kalırsa öğrencinin tercihi. Bir kardeşimizle konuşuyordum. Yani dikkatimi çekti genç. Ya dedim kaptanım kusura bakma işte 30 kişi falan var. Ya kaç yaşındasın sen dedim. 23 dedi. Dedim vallahi elini öpüyorum. Helal olsun. Çünkü jürideki dostlarımız ve hocalarım sakın yanlış anlamasın. O 23 yaşındaki kaptan kardeşim benim 30 bin lira net maaşla başladı. 6 ay sonra herhalde 32 olacak. 5. yılın sonunda 38'e gelecek net maaş bu. Bunun üstüne seyahate gittiklerinde aldıkları harcırahlar dahil değil. Toplam yılda 900 saat uçuyorlar. Aylık maksimum uçuş saatleri şimdi değişti ama 85-90 arasında değişiyor. Ama konsekütif bunu yapamıyorsunuz.
kaptan pilot olduklarında işte 28 yaşında, hadi bir de askere gitsen 30 yaşında kaptan pilot olabiliyor. 23 yaşında mesleğe başlayan bir kardeşimiz. 58 bin lira netle başlıyor, yaz ayları 70 bin net alıyor. Yani bizim şirkette genel müdür maaşı bu kadar değil. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden Albert Bey bunu bildiği için net söylüyor. Buyurun hocam. Şöyle, kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İnşallah yarın bir program çekiyoruz, Bloomberg TV ile yayınlanacak. Kadın pilot oranlarını arttırmak istiyoruz. İki tane kaptan kadın pilotumuzla ilgili kadınlar gününe önden bir hazırlık yapacağız. Kadınlarımızın sayısını arttırıyoruz ve tavsiye ederim. Ama inşallah bir dahaki hayatta. Minör bir şey var, yok yaş sınırı var, 28 ile alıyoruz ancak. Ben de olamıyorum. Hayır ama çocuk işçi çalıştırmıyoruz hocam. O yüzden söyledim. Çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Estağfurullah. Evet. Sorumlulukları ne pilotların bir kaza anında falan? Abi en büyük sorumluluk bende. Kaza anında pilot kalmıyor zaten. Hesabı ben ödüyorum. Şöyle benim öteki adım accountable officer. Yani cidden bir sorumluluk. O şirkette birinin ayağına taş değse hesabını ben veriyorum. Ve bu hesabın Allah göstermesin iki boyutu var. Manevi boyutu bence ceza boyutundan çok daha ağır. Nitekim biz geçen sene 13 Ocak 2018'de Trabzon'da bir kaza yaşadık. Yani o gün yaşadıklarımı ben bilirim. Yani çok kötü hissediyorsunuz. 162 kişi yolcu, 6 mürettebat, 168 kişinin canı ve hesabı size kesiyorlar. Doğru da olan o. Çünkü aksi takdirde kontrol mekanizması ve governance etkin çalışmıyor. Yani ben sormadığım vakit, ben sıkıştırmadığım vakit yetkiyi rahat bir şekilde bırakırsam olmuyor. Havacılık gerçekten sorumluluk isteyen bir iş ama dertleşeyim sizle madem buldum böyle değerli bir dinleyici şeyini. Şunu söyledim, bana ilk sorduklarında benimle dalga geçtiler çok. Özellikle sosyal medyada işte pazarcı geldi diye, marketçi. Ne diyor, birisi şey dedi, patlıcancı mı öyle bir şey demişti, manav bir şey geçti. Yok gerçekten de doğru. Yani ben bu mesleği bilerek gelmedim ama yöneticiliği bilerek geldim. Nitekim 2016'da ekip arkadaşlarım da gördüler. Onun faydalarını gördük ve biz 2016'da o yaşanan sıkıntılardan büyüyerek çıktık, güçlenerekten çıktık aldığımız karar ve tedbirlerle. Bana ilk işte bir yıl geçmişti herhalde, şey sordular, eski kıdemliler, şirketimizin büyükleri. Ya Mehmet Bey dediler, ne düşünüyorsun? Ben de hiç hazır cevap değilim. Abi dedim, valla bu sektördeki tedbirlerin %1'i otobüsçülükte olsa Türkiye'de otobüs kazası olmaz. Ne demek istiyorum? Bir uçakta iki tane pilot var. Neden? Kontrol mekanizmasının etkinliği için. Kaç can taşıyor? Full olduğunda 189 artı 6. Yani 195 can. Bir otobüste 52 kişi, 52 artı şoför 53, muavin 54 can taşıyor. Çoğunda zorla yedek şoför bulunduruyorlar. Ama yedek şoför genelde pilotun yanında oturmuyor. Burada pilot, kaptan pilot otobüsteki tek başına kullanıyor. Ya uyur aşağıda ya da arkada boş yer varsa geçer orada oturur. Çok nadirdir, dikkat edin otobüs seyahati yaptığınızda. Şoförün yanında bir koltuk vardır, oturmaz. Neden? Bu uyarı mekanizması, cross check dediğimiz bir şey var havacılıkta. Ben birkaç defa kokpitte uçtum. Bu Amsterdam, Türk Hava Yolları'nın Amsterdam kazasından sonra seyir halinde kokpite 3-4 kişi girebiliyor. Ben accountable officer olarak giriyorum. Post holder dediğimiz gene bir imtihanla aldıkları sertifikası olan bizim uçuş ekip başkanımız, yani pilot baş pilot, eğitim başkanımız, safety'den sorumlu başkanımız, bunlar ancak girebiliyorlar. Bir de eğitim verirse, çünkü line training dediğimiz bir şey var, uçuş esnası eğitim, onu yapan ya da line kontrolü yapan pilot girebiliyor. Onların da hepsi sertifikalı.
O yüzden ben girebiliyorum. Mesela Ali Sabancı giremiyor kokpite. Ancak kokpite uçak kalkmadan yerdeyken kaptanlara selam vermek için girebilir. Uçuş esnasında giremez. Çok katı. Birisi olabilir ya, yalakalık için alabilir, işten atılma sebebidir. Nitekim şirketimizde böyle bir şey oldu. Yani hiç bu işin şakası yok. Çünkü yan tarafla konuştuğunuz anda dikkatinizin bir saniye dağılması, bir saniye, şaka demiyorum, uçakta istenmeyen, geri dönülemez durumlara neden olabiliyor. Ama öyle bir şey yok otobüslerde. Mesela bu safety kültürünün, yani %1'i abartı ama 1/10 otobüsçülükte olsa, Türkiye'de karayolu taşımacılığı bambaşka bir hal alır. Ve ek istihdam da yaratılır, kalite de yükselir. Biz hala Türkiye'de şu aşamada servis şoförlerinin SGK'lı olup olmadığını tartışıyoruz. Bilmiyorum, çocuğu olan varsa, ben diğer şapkalarımdan bir tanesiyle bir vakıf, okulu olan bir vakfın başkanlığını yapıyorum, yönetim kurulu. Bizim en büyük sıkıntılarımız SGK primi ödenmemiş işçi çalıştırılması. Düşünebiliyor musunuz? Yani can taşıyorsunuz, o çocukları taşıyoruz ve adam belli bir gelir elde etmek için bir şey olmaz abi mantığından SGK'sız ya da belli bir takım eğitimleri almaları lazım, eğitim olmadan yolcu taşıyor. Peki siz kaptan olmayan birinin uçurduğu uçağa biner misiniz? Ya ama çocukları emanet ediyoruz. Tek pilot olan bir uçağa biner misiniz? Hayır. Ama tek pilotu olan, tek kaptanı olan otobüse biniyoruz. Bizde de hata var. Sorgulama mekanizmasını yapmıyoruz. Neyse, bu kadar öz eleştiriyi geçtikten sonra 3'ten geriye sayıyor muyuz? 3, 2, 1. Efendim, Galatasaray Üniversitesi'ni tebrik ediyoruz. Ve diğer tüm üniversitelerimize de teşekkür ediyoruz emekleri için. Jürimize de çok sağ olun diyoruz. Sahneye davet edebilirsiniz. Sahneye buyurun arkadaşlar. Hocalarım varsa hocalarım. Jürimizin yoğun çalışması sonucunda bu sonuca ulaştık. Tebrik ediyoruz gençler. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Siz kalabalıksınız. Mentor ha? Yok, hayır, yırttım diyecektim. 19 kişi mi alıyoruz? Öğretmen misiniz, öğrenci misiniz? Staja dahil değilsin yani. Hayır, staj yok yani. Hoş gel, gel bir elini sıkalım abiciğim ya. Öğrenci, hoca, akademik mentor ne demek? Ben cahilim, öyle söyle. Argör. Heh, tamam. O zaman sana da yok staj. Var mı abi? Tamam. Hadi diğerleri yırttınız. Evet, ben tebrik ediyorum sizi. Emeklerinize sağlık. Sizi sunumunuzu dinleyemedim. Ne fiyat verdiniz? Sen söyle bakayım. Gönder gelsin. Görüşmeyelim. Siz o raporu bugünkü şartlara göre bir daha yapın. Çünkü mesela ben en son dinlediğim şeyde 22'den alıp yürütmüşler. Bugünkü şeylere göre. Hatta şöyle, 5 Mart'tan sonra siz de tabii ki katılacaksınız o şeye, conference call'a. O conference call'a 5 Mart'tan sonra katıldıktan sonra bir daha bir revizit edin. Nur Hanım zaten size verecektir telefonunu. Bakalım nereye gidiyor o zaman. Emeklerinize sağlık. Efendim, jüriyi de bir alkışlayalım. Sağ olsunlar, lütfedip günlerinin yarısını bizle geçirip değerli fikirlerini bizlerle paylaştılar. O yüzden hepimize teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Başkanım. Nedir o? Power bank mi? Scientific calculator. Evet.
Abi mentörlere niye bir şey yok? Bak staj da vermedik. Onları motive etmemiz lazım esas. Şöyle. Efendim jürimizi de alalım bence resme. Değil mi başkanım? Sayın jürimiz buyurun. Yok, şunu söylemek istedim. Ben tabii şu anda burada olmayan diğer üniversitelere çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu bir yarış tabii. Bir tane kazanan var ama emekleriniz için çok teşekkürler. Hepsi birbirinden güzel oldu. Ve genelde çok küçük farklarla bu oluyor. Ben şunu rica ediyorum. Önünüzdeki dönemlere lütfen bu tecrübeyi aktarın. Yani şu ana kadar yaşadığınız da gerçekten çok değerli. Ve önümüzdeki yılın kardeşlerinize, öğrenci kardeşlerinize siz öncülük edin. Ve hepinizi tabii derneğimize bekliyoruz. Umarım başka etkinliklerde beraber oluruz. Ayrıca en toplu fotoğraf çekelim mi? Jüri üyelerimize de küçük bir... Tamam, oldu. Öyle yapalım. Yavaş, daha sonra yavaş yavaş, tamam. Çok teşekkürler. Evet, biz onları da takdim edelim. Burada araya müzik falan koymak lazımmış. Bir dahaki sefere...